Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şöyle biraz uzaklaşsak mı? Yok yok, yaklaşalım. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra tabii ki video çekmek keyifli, eğlenceli oluyor. Ama bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Bu galibiyette sizin payınız çok daha yüksek. Uzun zamandır ben bu kanalda tek başıma mücadele veriyorum ama bana destek çıkan birçok arkadaşımız oluyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü ben burada çok zor bir iş yapıyorum. Takım iyiye giderken arkasına durmak kolaydır. Takımı desteklemek kolaydır. Fakat takım kötüye giderken ya da kötü sonuçlar alırken arkadaşlar etmeyin, eylemeyin. O kadar kötü durumda değiliz. Bakın, yapmayın. Takıma ve kendinize zarar veriyorsunuz demek bence her baba yiğidin harcı değil. Hem desteklerinizden dolayı hem de dün bir ricada bulundum. Dedim ki hadi dedim şurayı 25.500 yapalım. Çok şükür kırmadınız beni. İnşallah Avusturya-Viyana maçına kadar da 25.600 yapacaksınız. Eminim. Çünkü siz gerçekten Fenerbahçelisiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'ye iki yeni forvet adayı haberiyle başlayalım. Ben size bir sürpriz yapacağım ayrıca. Hem de çok güzel bir sürpriz yapacağım. Son dakika Fenerbahçe transfer haberi. Süper Lig'de beraberlikte başlayan, sonrasında 6-0 gibi bir galibiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe'de Jesus'un vurguladığı yeni golcü araçları devam ediyor. Sürpriz adaylar gündeme gelmiş. Şimdi Aboubakar gündemdeymiş, külliyen yalan. Batshuayi gündemdeymiş, külliyen yalan. Bu arada forvetle ilgili hocam yalan olmayan, külliyen yalan olmayan bir şey söyler misin bize? Tabii ki söylerim şekerim. Aşk olsun. Ben size bir ricada bulundum. Hadi abone olun dedim. Siz beni kırmadınız. Ben sizi kırar mıyım? Asla. Arkadaşlar biz bütün tuşlara basıyoruz. Hem Aboubakar'a teklif götürüyoruz. Hem Batshuayi'ye teklif götürüyoruz. Hocam alacak mıyız? Yok. Almak istediğimiz forveti ucuz almak için yapıyoruz bunu. Anlatabildim inşallah. Maxi Gomez için yapılan ilk 3 teklif kabul görmemiş. Ve Fenerbahçe'de yeni golcü adayı çıkmış ortaya. Birisi İranlı Mehdi Taremi'ymiş. Diğeri Fran Navarro'ymuş. 24 yaşındaki İspanyol golcü geçen sezon 34 maçta 16 gol attı. Bu oyuncularla ilgili temaslarda bulundu falan filan. Hem Maxi Gomez, hem Mehdi Taremi, hem Fran Navarro, hem de bir başkası. Bu üçünü de ilgilendiren bir forvet duyumum var. Ancak üyelere yaptığım gibi yapacağım. Üyelere bir videonun altına yorum olarak atmıştım. Aynı videoyu aşağıya açıklama kısmına atacağım arkadaşlar. Ya da topluluk kısmına atacağım. Sizlere hediyem olsun. 3 forvet hakkında da %100 olarak son dakika duyumları. Yani hem %100 hem son dakika duyumları. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe santraforunu açıklıyor demiş bir diğer haberde. Ben habere şöyle kısaca bir göz attım. Selahattin Maki, Maxi Gomez'de karar kıldı. İspanya'da bulunan yönetici Uruguaylı forveti almak üzere orada Valencia ile anlaşma sağlandı demiş. Henüz sağlanmadı. Fenerbahçe sonraki satıştan %20 pay teklifinde bulunmuş. Niye? Niye %20 pay teklifinde bulunuyor? Yani sebep ne arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü? Bana çok saçma geliyor %20 pay teklifi. %20 pay teklifini 2 milyon euroya, 3 milyon euroya futbolcu alırken yaparsa 5-6'dır değeri. Sen 2-3'e bir zar atarsın, tutarsa diye yaparsın. 12 milyon euro futbolcuya verdikten sonra. Daha önce Uruguaylı Darwin Nunez'i Almeria'da Benfica'ya transfer ettiren Jesus oyuncunun kariyerini tırmandırmış. 75 milyon euroya Liverpool'a gidiş yolunu açmıştı diyor. Jesus da Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 47 maçta 28 gol attıktan sonra Uruguay'da Celta Vigo'nun ilgisini çekiyor. Temmuz 2019'da 5 yıllık sözleşme. Celta Vigo'da gösterdiği performansla rakip stoperleri zorlamasıyla El Toro lakabını alıyor. Bakın, rakip stoperleri zorlama. Biz ne istiyoruz Fenerbahçe olarak? Forvet. Neden? Gol atsın. Başkan, Rakip stoperleri zorlasın. Bu arkadaşımız rakip stoperleri zorluyormuş. O yüzden El Toro lakabı almış. Gol atıyor mu hocam? Yok, o konuda çok ilgili, çok üstün meziyetleri yok. Ama El Toro lakabını almış. Hocam Ertuğrul lakabını aldıysa iyidir. Diriliş Ertuğrul olur. El Toro 71 maçta 30 gol atmış. 2019'da İspanya'da transferin gözlerinden biri olmuş. 14,5 milyon euro ve 2 oyuncu karşılığında Valencia'ya transfer olmuş. Valencia Maxi Gomez için 140 milyon euro serbest kalma bedeli belirlemiş. 93 maçta 22 gol atmış ve özellikle diyor. Bakın özellikle Mestalla'da Barcelona'yı 2-0 yendikleri maçta attığı 2 golle dikkat çekti. Uruguay milli takımda 27 kez forma terletti. 4 kez ağları havalandırdı. Şimdi futbolcu Fenerbahçe'ye gelecekse, iyi yere transfer olacaksa Dünya Kupası'nda bir şekilde Uruguay'la İngiltere eşleşmesi lazım. Şimdi Uruguay-İngiltere eşleşmesinde Uruguay'ın kazanması ya da Maxi Gomez'in birden fazla gol atması lazım. Sonrasında zaten 20 artılar, 25 artılar, West Ham bir taraftan, Tottenham bir taraftan gelirler. Sonra Galatasaraylılar der ki siz anlaştınız bunlarla. Sanki biz Tottenham'ı Eyüp Spor gibi kullanıyoruz. Bu arada Sikidika'yı Eyüp Spor'a verirler. Görün bakın diyordum. Harbi Eyüp Spor'a vermişler ya. Ya o kadar temiz kalpliyiz ki çok şükür Galatasaray sayesinde. Ne desek çıkıyor. Hadi size de bir soru. Galatasaray Emre Kılıncı istemiyormuş. Nereye gidecek? Tahmin edin bakalım. Bildiğiniz. Aferin size. Şimdi İspanyol basını yaptığı haberlerin çoğunu Türk basınına dayandırıyor. Maxi Gomez'le ilgili. Arkadaşlar, Maxi Gomez'le ilgileniyoruz. Kulübüyle görüşüyoruz. Kulübü Financial Fair Play dengesi için bir Artur'u transfer edip Avrupa Birliği dışında pasaportu bulunan isim sayısını tutturabilmek için 2 ve gitmek isteyen oyuncusuna da yol vermek için 3 bu transferi yapmak zorunda, göndermek zorunda. Biz niye %20 verelim? Şimdi Fenerbahçe 6-0 yendi ya. Eli o kadar güçlendi ki. İlk maçta 3 tane attım ben. İkinci maçta 6 tane attım. Bak Slovaçko'yu da üçledim. İkinci maçta asılmadım, yedeklerle çıktım. Benim forvet ihtiyacım yok. Ama yani verirseniz fırsat transferi deyip şimdi eli güçlendi. Bir de Avusturya Viyene orada farklı yenebilirsek inşallah. Yani yenmeyi geçtim, farklı yenebilirsek. Hocam sen de çok açgözlüsün, tek yenelim de. Kesinlikle katılıyorum. Yani tek 1-0 bitsin bizim olsun mantığı hakim. Ancak burada el güçlenmesinden bahsediyorum. Ve Selahattin Baki, Maxi Gomez'i 2,5 milyon euro karşılığında ikna etti diyenler var. 12 milyon euro talep eden, Valencia'ya 8 artı bonus, sonraki satıştan %20 ile anlaşma sağlandı diyen var. Transferin açıklaması an meselesi diyen var. Ben size linkini atayım da orada bir bakın, olur mu? Olur. Hem de kralından olur. Almanya ve Fransa'dan Marcel Tisserand'ı bonservis vermeden almak isteyen takımlar varmış. Tabii ki de alabiliyorsanız buyurun alın. Bonservis vermeden tabii ki de. Fenerbahçe 1 milyon euroluk rakam belirlemiş. Duyumcu arkadaşım birinin duyumu bu. Şimdi duyumcu arkadaşlar ilah değildir. Ben de dahil hiçbirimizin verdiği duyumların %100 tutmak gibi bir oranı, ihtimali yoktur. Başkan Ali Koç'un kendi bile %100 duyum veremez. Jesus'un kendi bile %100 duyum veremez. Şu gidecek deyip yine veremez. İsmail Yüksek 50 kere kiralandıydı. Burak Kapacak 1 milyon kere kiralandıydı. Hala ikisi de kadroda mesela. Direkt size Jesus Ali Koç duyumu. Direkt. Geçen sene neydi o Arsenal'deki Kolasinac mıydı sol bek? %100 Ali Koç duyumuydu. Sol bekimizi aldık diyordu. Ya olabilir. Benim burada anlatmak istediğim herkes yanılabilir. Tisserand'ı 3 milyon euro ve üzerine bir fiyata satacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bana gelen duyumlar bu şekilde. Ben duyumların yalancısıyım. Ne diyorsanız o. Hocam Fran Navarro bizde iş yapar mı yapmaz mı? Fran Navarro'yu daha önce de konuştuk. Hatırlamıyor musunuz ya? Birkaç ay oluyor. Konuştuk ettik. Yok geçiniz. Fenerbahçe Salahi'nin alternatifini belirledi diyor. West Ham Salahi için 11 milyon euro teklif etti. Fener yönetimi nau deyince Fiyat arttırdı. Fenerbahçe eğer istediği fiyata satarsa Nino için harekete geçecekmiş. Jesus da onay vermiş durumda. Atilla Salahi giderse bu olacakmış. 15 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmıyormuş. West Ham arttırıyormuş. Fenerbahçe now diyormuş. Piyasa değeri 6 milyon euro diyor. Nino'nun 2 yıl daha sözleşmesi var. Jesus yakından tanıyor. İstanbul macerasına sıcak bakıyor demiş. 6 milyon euro piyasa değeri var. Atilla Salahi ile benzer özelliklere sahip. 6 kez Brezilya U23, 6 kez de Brezilya olimpiyat takımında forma giydi diyor. Şimdi Nino konusunda şunu soracaksınız. Hocam 5 milyon euroya anlaştık diyordun. Hala geçerli mi? İşte bu sıkıntı. Nasıl yani? Arkadaşlar biz 5 milyon euroya anlaşıyoruz oyuncuyla. Diyoruz ki biz size ararız. Döneceğiz biz size. Sonra sen dönemiyorsun. Araya 50 çeşit faktör giriyor. Sonra geri döndüğünde adam diyor ki tamam biz size 5 milyon euro dedik ama zam gelmeden önce. Gene mi zam geldi? Tabii lan diyor. Sizin ülkenizde duruyor mu diyor. Bizim ülkede de durmuyor diyor. Ekonomik kriz var diyor. Ne diyoruz? Ekonomik kriz var diyor. Göster lan futbolcunu diyoruz. Onlar da işte telefondan futbolcu gösteriyor. Ekonomik kriz var diyor. Yani uzun lafın kısası sen bekliyorsun. Adamlar da bekliyor. Ama para aynı yerde beklemiyor. Fenerbahçe için transfer açıklaması diyor. Bu kısımda da arkadaşlar Çaykur Rizespor yöneticilerinden Hasan Yavuz Bakır. Trabzon'dan aldım Bakır. Yar fakir ben de fakir. Böyle bir şarkı var biliyor musunuz? Fak fakir mı diyordu. Öyle bir şeyler diyordu şarkıda. Bir bakın ya. Bunun hoş bir türküdür Karadeniz yöresine ait. Şimdi Tarık Çetin için net açıklamalar yapmış. Bir kere Fenerbahçe transferi bitirdi. Ama şu Emirhan Topçu'yu ben merak ettim. Şimdi Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Tarık Çetin takviyeler hakkında konuşmuş. Emirhan için Beşiktaş defteri kapandı demiş. Kapanmaz yarayım. Gece gün. Neyse gece kargaları öldürüp komşuları uyandırmayalım. Emirhan bizim değer verdiğimiz oyuncu. Hayaller kurduğumuz bir oyuncu. Falan filan. Aidiyet duygusu var hocamız kalması gerektiğini ifade etti. O da kaldı diyor. Tarık Çetin'e teklifler vardı. Süreci yakından takip ettik. Ligin ilk maçında sahadaydı. Süreç nasıl işledi, ne oldu? Tarık çok özenle baktığımız bir sporcu. Hem karakter hem oyuncu olarak iyi bir insan. Gökhan Akkan gibi bir kalecimiz var diyor. Tüm kalecilerimiz öyle. Tarık için birden fazla kulüple görüş aldı. Bülent Korkmaz kalmasını istedi. Hak ettiği değere teklif almadığını söyleyebilirim diyor. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe ölü fiyatını almak istedi. Bizden na'u dedik diyor. Na'u demişler. Jorge Jesus bu yabancıların üstünü çizdi. Bakayım sanırım son haber. Evet. Hocam isim ver. Hemen isme geç. Boş ver hocam. 2 saat uğraşma hocam. 2 saat okuma. Hocam isim. Lan bir dur. Bismillah. Pelkas'ın diyor. Bu arada bugün Samatta'nın kapı var inşallah. Pelkas'ın takımda kalmasını isterken Salahi ve Osayi'nin satılma ihtimaline tepki gösteriyor. Osayi ve Salahi'nin talipleri Fenerbahçe kapısını aşındırıyor. Samatta diyor. Samatta inşallah dediğim gibi bugün açıklaması var. Pelkas'ın da bugün kapı olabilir. Sakalları keseyim ben bugün de. Öğleden sonraki videolarda sakalsız görün beni. Kolker inşallah Alanya'ya gitti gidiyor.com. Max Meyer'i Rogon'la çözmeye çalışıyoruz. Lemos getir parayı git Lemos ya da kiralık diyoruz. Pelkas'ı zaten saydık. Berisha görüşüyor kulüplerle. Anlaşmak üzere diyebilirim. Novak dün dikkat ettiyseniz Novak Alioski olmamasına rağmen bile kadroda yoktu. Hani Arif'e tarif gerekmez. Kolker için de dün sosyal medyada Alanyaspor'la anlaştığı fiyatının yarısını, parasının yarısını Alanya verecek gibi açıklamalarda bulundular. Doğru söylüyorlar kısmen. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Hadi size bir soru sorayım. Dünkü Kasımpaşa kötü müydü? Kötüydü. Takım hüviyetinden uzak mıydı? Uzaktı. Ne oyun korucuları oyun kurabiliyordu, ne savunmaları savunma yapabiliyordu. Doğru muyum? Doğru. Dünkü Kasımpaşa bu futbol anlayışıyla giderse küme düşer mi? Düşer. Peki sorumu değiştiriyorum. Dünkü Kasımpaşa'ya Pelkas'ı kiralasan Banko sezon sonuna kadar her maçta oynar mı? Oynar 1. Samatta'yı kiralasan Banko her maç oynar mı? Oynar 2. Kolker 3. Max Meyer 4. Lemos 5. Berisha 6. Novak 7. Bakın dünkü canlı yayında söyledim ama birçoğunuz atlamışsınızdır. Yine de söyleyeyim. Benim bir akrabam var Galatasaraylı. Diyor ki Fenerbahçe olarak diyor siz futbolcularınızın kıymetini bilmiyorsunuz. Sizin takımda istemediğiniz isimler bile Süper Lig'de birçok takımda banko oynar diyor. Gözünüzü açın bunları görün. Sizin kadro iyi diyor. Ama Fenerbahçe taraftarına kalsa kadro çöp. Yapılanma çöp. Sadece iyi skorlarda saklanıp kötü skorlarda ortaya çıkıp kadro çöp demeyi taraftarlık zanneden bir kitle var Fenerbahçe'de. İnşallah kitlenir dururlar bir yere de bir daha çıkmazlar. Durdukları yerde. Şimdi bakın arkadaşlar. Geçen haftaki Ümraniye. Yine bu isimlerden hepsi oynar. Galatasaray, Beşiktaş. Bak Pelkas Beşiktaş'ta 11'e girer. Samatta. Şimdi Vegors'ta yatırım yaptılar. Yatırım yapmasalardı girerdi 11'e. Kolker girer 11'e. Üçlüye falan dönseler de dönmeseler de girer. Max Meyer. Şimdi gençleri çoluğu çocuğu oynatıyorlar. Belki oynamayabilir. Lemos belki oynamayabilir. Berisha girer. Novak girer. Yani uzun lafın kısası süreç bu. Ha Kasımpaşa'da ben şu yönden kızıyorum. Lan manyak. Manyak. Fenerbahçe sana ne tekliflerde bulundu? Ertuğrul Taşkıran'ı ver sana şunu kiralayalım dedi. Şunun bonservisini verelim. Yok biz onu istemeyiz. Biz şunu istemeyiz. Biz bunu istemeyiz. Dünkü Kasımpaşa'nın en az bir 7-8 transfere ihtiyacı var. Ligde kalmak için. Ve seri galibiyetlere ihtiyacı var. Dünkü Kasımpaşa'nın ligde kalması mucize. İstanbulspor'u 2 haftadır kısmen izliyorum. İstanbulspor'un bu zihniyetle ligde kalması mucize. Çok rahatlıkla söyleyebilirim. İlk 2 tane İstanbul takımının ikisi de küme düşmeye bodoslama gidiyor. Evet 2 haftadan küme düşen takım belli olmaz. Ama çok zihniyeti değiştirip radikal kararlar almak zorundalar. Arkadaşlar bu videonun başlığını 3 tane %100 forvet transferi olarak aktarıyorum. Hatta nasıl diyeyim dur. Son dakika Fenerbahçe'den 3 forvet transferi %100 doğru ve net duyumlar. İşte isimler. Şimdi burada 3 tane isimle ilgili son dakikaları paylaşacağım arkadaşlar. 3 ismi de söyleyeyim. 1. Moussa Dembele. Yani Moussa Dembele. 2. Gabriel Barbosa. 3. Maxi Gomez. Üçüyle ilgili de %100 olarak son durumlardan bahsettim arkadaşlar. Ve 2 tanesini iptal edip bir tanesine ilgili de çok net konuştum. Açıklama kısmında hemen başlığın altında linki yer alacak. Sabah 10.30'da bu videoyu siz izlerken eğer yetişebilirsem de açıklama kısmına tutturacağım. 3 forvet şu videonun altında diye o videoya tıklayın. Sohbetinde yorumlar kısmında en başa tutturulmuş şekilde duruyor. Bir de böyle deneyelim dedik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Maç değerlendirmesini, puanlamaları, puan çıkarmaları işte maça ilişkin net fikirlerimi de öğleden sonra 16.30'daki videoda inşallah sizlere aktarırım arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür ediyorum. Şurayı 25.500 yaptığınız için inşallah en kısa sürede 25.600, 700 ve 26.000'e doğru koşarız hep birlikte. Görüşmek üzere.